vakti önce bir erken seçime gidiyor. Öncelikle seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepimiz şahidiz ki Türkiye yakın tarihinin en zor dönemlerinden birisi içerisinde. İç ve dış şartlar itibarıyla ülkemiz büyük zorluklarla karşı karşıya. İçeride daha çok huzura, güvene, barışa, uzlaşmaya ihtiyaç varken maalesef tam tersine daha çok kutuplaşma, ayrışma, korku ve kaygı ortamı var. Dışarıda ise tarihimizin çok ciddi beka sorunlarıyla karşı karşıyayız. Ulusal çıkarlarımızla karşı karşıyayız. Ekonomik kaygıların da ciddi seviyelere ulaştığını görüyoruz. Ayrıca hamasetin ve karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını da maalesef hep beraber müşahede ediyoruz. Türkiye için neyin iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manavraları, birçok yorumları, kişiler üzerinden karşılıklı saldırıları hep bunlarla meşgulüz. Türkiye'nin geleceği, yeni nesillerin, gençlerin geleceği, maalesef bunlar hep ikinci, üçüncü, dördüncü seviyeye düşen konular oluyor. Türkiye maalesef pozitif bir gündem içerisinde değil. İşte böyle bir ortam içerisinde Türkiye seçimlere gidiyor. Şüphesiz ki seçimler söz konusu olunca onun heyecanı, onun beklentileri, bunlar da onun bir parçası. Ve bu çerçeve içerisinde benim ismim de yoğun bir şekilde gündemde. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki, bir faninin ulaşabileceği bütün makamlara, mevkilere ben ulaşmış vaziyetteyim ve bütün bunlar artık benim gerimde kalmış şeyler. Bu yolların hepsini yürüdüm ve yeri geldiğinde de şerefle temsil ettim. O bakımdan ne ben ne ailem herhangi bir beklenti, herhangi bir arzu içerisinde değiliz. Bütün arzumuz, bütün beklentimiz memleketimizin huzurlu, istikrarlı ve geleceğimizin güçlü olması, çocuklarımızın daha güçlü, barış, huzur içerisinde yaşayabilecekleri, geleceğe aydınlık bir Türkiye olması. Bunun ötesinde hiçbir arzum, beklentim olamaz. Dediğim gibi ben her şeyi geride bıraktım. Birçok kişinin ulaşmak için uğraştığı şeyler benim için hepsi mazi olmuştur. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İnsanlar şeffaftır. Söylediklerine baktığınızda doğru mu, yanlış mı söylüyor, inanırsınız veya inanmazsınız. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif bir siyaset içerisinde olmayacağımı birçok vesileyle söyledim. Ve öyle de yaptım. Aktif günlük siyaset içerisinde olmadım. Yani öyle ki arkadaşlarımın düğün davetlerine bile gidemedim. İllere gidip herhangi bir hareketlilik olmasın diye. Buna özellikle dikkat ettim. Ama bu şu anlamada tabii ki gelmezdi. Bilgilerimi, tecrübelerimi, bütün bunları kendime saklayacağım. Ve ülkemle, insanlıkla, memleketimle ilgili kayıtsız kalacağım. Nitekim zaman zaman Türkiye'nin en önemli hayati gördüğüm konularıyla ilgili fikirlerimi Sayın Cumhurbaşkanı ile baş başa paylaşma fırsatım oldu. Günü geldi, hain darbe teşebbüsü ortaya çıktığında hiç arkama bakmadan üstüme düşenleri yaptım. Bazen de temel hak ve özgürlüklerle ilgili yanlış uygulamaları gördüğümde, basın hürriyeti, adaletsizlik, haksızlıklar, akademik özgürlükler, bütün bunlarla ilgili düşüncelerimi de kamuoyuyla paylaşmaktan da geri kalmadım. Değerli basın mensupları, seçimlerin aniden erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik tamamen benim dışımda gelişmiştir. Benim bir organizem veyahut da tabim veya inisiyatif alarak
organize ettiğim bir süreç değildir. Önce bunu bilmesini isterim. Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da birçok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yakmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Dolayısıyla bir taraftan bilgi ve tecrübemle gelecekle ilgili kaygılarım varken ve toplumun büyük bir kesiminden de böyle bir talep, sorumluluk yüklenmem gerektiği talebi söz konusu olunca da bunun uzağında durma gibi bir sorumsuzluk göstermeyeceğimi de ifade etmişimdir. Öncelikle hepimizin bildiği gibi dindar kimlikli bir siyasetiyle tanınan Temel Bey'in diyalog ve uzlaşı çabaları takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle bir geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir. Tarih önünde vicdanen müşteriyim. Benimle ilgili çeşitli görüşleri olan, bazılarının risk almaz, bazılarının hep geride durur gibi bazen seviyeli, seviyesiz birçok eleştirileri karşısında da bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Dolayısıyla böyle bir talep ve gelişme söz konusu değildir. Yine hakkımda söylenen birçok şeylerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Çünkü zaten seçim kampanyası, polemikler, bunlar benim siyaset anlayışıma da pek yakışmaz. Ben siyaseti her zaman ilkeli, prensipli, açık, şeffaf, dürüst yaptım. Ama bilmeyenler bazen kasıtlı, bazen de çeşitli manipülasyonlarla benimle ilgili birçok şeyler söylemiştir. Bunların hepsini geri bırakıyorum. Ama AK Parti'den bazı arkadaşlarımın benimle ileri geri konuşmaları karşısında da şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. AK Parti'nin kuruluşuna öncülük etmiş. AK Parti'nin kuruluş prensiplerini, ilkelerini ve o günkü bütün erdemli değerlerini, programlarını hazırlayan kişilerden birisi olmuş bir kişi olarak ben bugün de bu değerlere, bu prensiplere ve bu erdemli programlara aynı şekilde onaylıyorum ve onlarla ilgili görüşüm de aynıdır. Dolayısıyla bütün bu programları, bu değerleri, bu ilkeleri, bu prensipleri destekliyorum. Türkiye'nin de aydınlık geleceğinin ancak bu ilkeler, prensipler sayesinde olacağına da samimi olarak inanıyorum. Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok. Herhangi bir sıkıntım da yok. Ben sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum. Buradan sadece benimle ilgili zaman zaman çok saygısızlık boyutlarına ulaşan sözleri söyleyen arkadaşlara da şunu söylemek isterim. Başlarını iki ellerinin arasına alıp söylediklerini, bugünkü bitenleri ve konumlarını şöyle bir muhasebe etsinler ve şöyle bir gözden geçirsinler. Bunun ötesinde başka söyleyeceğim bir şey yok. Değerli basın mensupları, bütün arzum bu seçim döneminin Türkiye'yi daha çok kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir atmosferde geçmemesi. Bunun yerine daha pozitif bir gündemle herkesin ortaya çıkması. Unutmayalım ki seçimler bir gün biter, kendi gerçeğimizle karşı karşıya kalırız.
Benim bütün tavsiyem, uyarım, bunu düşünerek daha yapıcı bir şekilde kampanya yürütülmesini herkese öneririm. Tüm birikimimle ve tercümemle şuna da inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği güçlü bir demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığı prensibinin gerçekleşmesinden, temel hak ve özgürlüklerin, insan haklarının evrensel nitelikte standartlarda uygulanmasından, liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin hakim olduğu bir düzenden ve sistemden geçtiğidir. Ümit ederim ki Türkiye bu seçimden sonra bütün bunları gerçekleştirir. Bütün siyasi tarih, Avrupa siyasi tarihi, Orta Doğu siyasi tarihi, Batı İslam coğrafyasında olup bitenler, her şey, tecrübeler şunu göstermiştir ki bunun çıkında dışındaki çabalar, gayretler, bunlar hep beyhudedir ve boşa enerji harcamaktır. Onun için bütün arzum Türkiye'nin geleceğinin bu ilkeler çerçevesi içerisinde parlak olması, enerjimizi negatif meselelerle değil pozitif gündemlerle doldurmak, gelecek nesillere yaşanabilir, huzurlu, barış içerisinde bir ülke bırakmak olmalıdır. Ayrılıklar şüphesiz ki demokrasinin gereğidir. Ama ayrılıklar, çolculuk hiçbir zaman düşmancılık anlamına gelmez. Farklı farklı fikirlere saygı gösteren, farklı farklı düşüncelere saygı gösteren bir anlayış içerisinde doğrularımızı savunup neticede hepimiz bir demet gibi, bütün çiçeklerin birleştiği bir demet gibi olmak zorundayız. Ümit ederim ki bu seçimler böyle bir Türkiye'ye hepimizi götürür ve hepimiz hep beraber daha bir güzel Türkiye'de yaşarız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerime birkaç kez ayakta bana hep sorular sordunuz cami kapılarında falan. Oralarda açıklamak istemedim. Onun için buraya davet ettim. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar seçimlerin başarılı geçmesini istiyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim. Tabii ki haklı olarak sorular sormak istersiniz. Ama seçim kampanyası başlamış, seçim atmosferine girmiş ve ben şu anki pozisyonumu ilan da ettikten sonra polemik konusu olacak, onu bunu işte eleştirecek, bu tip şeylerden de uzak durmak istiyorum. Onun için sorularınızı almayacağım, burada keseceğim. Bunu da anlayışla karşılayın. Hepinize hep başarılar diliyorum bu süreç içerisinde. Hadi bakalım.